O konuşunca küplere biniyorum, gıcık alıyorum, sinirlerime hakim oluyorum, olamıyorum. Bunların hepsi öfke belirtisi. Altında yatan sebep de sinir zayıflığı. Sinir zayıflığı da hocama soracağız. Kürü nedir? Tavsiyesini dinleyeceğiz. Ama ondan önce hocam şu bilgiyi konuşmuştuk, hatırlıyor musunuz? 2014 yılında 8 milyon kişi antidepresan kullanmış ve bunların çoğu kadın. Ne diyorsunuz hocam? Doğru. Fazla değil mi bu kadar psikolojisi bozuk insan? Evet. Çok fazla. Şimdi efendim sinir zafiyeti olarak mesela hemen el ve ayakları titrer. Yani çok çabuk öfkelenirler. Fakat ondan sonra da el ve ayaklar boşalıyor denir ya, gidip oturmak zorundadır. İşte burada sinir zafiyeti, sinirlerim zayıf diyenler bunu güçlendirmek istiyorlarsa birebir bir nimet. Nedir hocam? Üçü bir araya gelecek. Üçü bir arada. Hiçbiri tek başına yeterli değil. Bunda kaynatma var mı hocam? Yok, bunda kaynatma farklı yok. Farklı bir şey. Evet. Şimdi bu öyle bir şey ki, bakın bu muz, muzun Latince adı Musa, biliyorsunuz. Öyle mi? Evet. Şimdi bir bardak süt, bir de yumurta. Yalnız köy yumurtası olacak ha. Onu söyleyeceğim. Hocam hemen tarif edelim. Kübra başlasın. Çünkü gürültülü bir kür olacak bu da. Bir muz, bir bardak su ve bir yumurtayı. Şimdi bakın, seçeceğiniz muz mutlaka tam olgun olacak. Yani kabuğu kahverengileşmiş olsun. Yani bunun gibi, evet, aşağı yukarı. Tabii hatta biraz daha fazlası da olsa iyi olur. Tam olgun. Anamur muzu da diyor, evet, muyuz hocam? Evet, anamur muzu kullanacaksın zaten. Şimdi bakın efendim, biz şeyde, Rostock Üniversitesi Almanya'da 1986'dan 1996'ya kadar bir araştırma yaptı. O grubun içinde ben de vardım. Özellikle brokoli, muz, elma, bazı tahıl grupları. Şimdi 86 ile 96 yılları arasında yaptığınızda içindeki mineral ve vitaminlerin %90 oranında azaldığını görüyorsunuz. Özellikle muz çok mühimdir burada. Neden? İthal muzlar var ya, hı hı, onlar yemyeşilken toplanır, işte paketlenir, ihracata gelir. Ülkene gelene kadar da yavaş yavaş sararmaya başlar. Kendisi sararır zaten. Kendisi hormon üretiyor. Mesela şey yapın, domatesiniz yeşil değil mi? Evet. Onun yanına bir muz koyun. Bakın o domates nasıl hızla kızarmaya başlayacak. Üzüm üzüme baka baka kararır. Evet, çünkü muz hormon salgılıyor. O hormonu, yani olgunlaştırma hormonunu salgılıyor. Domates de bundan nasibini alıyor ve hızla kızarmaya başlıyor. Hocam o zaman yumurta, muz ve şimdi sütü halleştirelim işte şu anda. Afrika'daki oralardan gelen o yüz binlerce dönüm muz, mesela ananas da böyle. Hep içindeki etkin maddeleri, toprağın gücü kalmadı. Evet, bu kadar çok tüketim yapılırsa, yani onu söylemeye çalışıyorum. Evet, küre başlıyoruz. Çevreye vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Bu arada bu kürü gece 12'den sonra lütfen yapmayın. Erkenden hazırlayın. Evet Kübra. Yumurta. Efendim? Yumurta koyduk mu Kübra? Ha, yumurta var hocam. Çiğ yumurta koyuyorsunuz. Ha, tabii, pişmiş tabii değil. Tadı da çok güzeldir. Yani bunu bir gün durup bir gün içecekler. Daha ne istiyorsunuz? Tatlandırıcıya bile gerek ne yok. Ne sinir zafiyeti kalacak evelallah. Yani bunu 10-15 defa uygulasınlar birer gün arayla. Bak ne oluyor. İnşallah hocam. Bu arada